Selam genç. YouTube Fizikle Barış kanalına hoş geldin. Evet gerçekten de harika bir çalışmayla birlikteyiz. 11. sınıftaki arkadaşlarım belki daha çok ilgilendiriyor ama üst sınıftaki arkadaşlarım da bakarsa öğrenince çok güzel bir çalışma olacak. 11. sınıf Tork diğer bir ismiyle de Moment yazılı çalışması. Fark ettiyseniz yazılı çalışmalarını böyle ayrı ayrı konulardan iyi bir şekilde yapacağız arkadaşlar. Tabi sonrasında ben bütün videoları birleştirip tek video halinde de sizlere paylaşacağım mutlaka. Ancak her konuya özellikle sınavda çıkabilecek birçok soru var. Ben de bunları sizlere birer yazılı sorusu haline getirerek yapmaya çalışacağım. Ve en önemli kısım bir, çalışmanın pdf'leri videonun altındaki açıklama kısmından edinebilirsin. Çıktıyı al, bu konuda iyiysen önce kendin çöz. Baktın takıldığın bir yerler var ya da cevapları kontrol etmek istiyorsun. Hadi gel bak bakalım, fizikle barışa değil mi? Tabii ki de e, eksiği olan arkadaşlarımla birlikte çözeceğiz bunları arkadaşlar. Ve dediğim gibi bugün ilk çalışmamız tork üzerine olacak. Ama bir sonraki çalışmamızda göreceksiniz ki mesela ne var? E, kesişen kuvvetlerin dengesi, kütle ve ağırlık merkezi. Tabi bu videonun altına da lütfen açıklama istiyorum. Yorum istiyorum sizlerden. Sınavınız nereye kadarmış? Belki eksiğimiz olursa da bir tane daha video yap yaparız arkadaşlar. No problem diyorum sizlere. Her bir konu içinde ayrı ayrı sizleri inşallah çok iyi bir şekilde uğurlayacağım sınavı. Bu konuda çok iddialıyım. Seçtiğim soruları görünce zaten çok daha iyi anlayacaksınız arkadaşlar. Evet, hazırsanız başlayalım. Evet, ilk sayfamızda sizi böyle bir sayfa... Bakın, bu size göndermiş olduğum PDF'in birinci ve ikinci sayfasını... Ben tabii tek bir sayfayı birleştirerek yaptım arkadaşlar. Ee, tabii ortasına yes yazmıyor, rahat ol. Tamam, yani sizi ilgilendirmiyor. Artı zaten bu iki sayfa. Altlarına bildiğiniz bir yazılık kağıdı. Bak ne güzel yazmışım. Fizikle Barış'ın Nokta Nokta Lisesi. Birinci fizik yazası, ikinci dönemin birincisi hazırız mıyız biz? Hadi bakalım, deyip başlayalım bakalım. Tabi ben buralara belki sığdıramam diye her soruyu sizlere ayrı ayrı böyle çizeceğim arkadaşlar. Siz de buna göre hareket etmeye çalışın. Ne demiş bak? P ağırlığına sahip türdeş ve eşit bölme çubuk düşey duvara K noktasından menteşelenmiş. Bak, özellikle uyarıyorum sizi. Sonra demeyin bak, Barış hoca de demeyin bana. E Bakın makara sorularına en çok unutulan şey makara ağırdır. Çubuk sorularına da en çok unutulan şey de çubuğun ağırlığı varsa bunu unutmak. O zaman bak ne demiş? Türdeş ne demek? Homojen yapıya sahip. Ben bunun ağırlığını tam ortasına asabilirim. Ne kadarmış arkadaşım? P. Bak hop şuraya bir tane P ağırlığımızı astık. Tamam bu çok güzel. Devam ediyorum. Sonra K noktasından da menteşelenmiş. Bak fizikte bir şeyi unutmayın. Bir sürü ip olabilir sistemlerde ama bak şu ipe dikkat etmenizi istiyorum. Bak sarıyla çiziyorum. Gel 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 gel. Hop dur. Aynı ip değil mi? O zaman sen hemen buraya T diyebilirsin. Ve ne yapıyor? Sistem buradan menteşelenmişse. Bak aslında sana nereye diyor? Moment alacağın yer benim kardeş diyor sana. Değil mi? O zaman buradan alalım. Hazır mıyız? Hazırız. Ne yapacaksın? Cevap çok basit. Aşağı doğru çevirenlerin torkuyla yukarı doğru çevirenlerin torklarını eşit yapacaksın. Peki torku ben nasıl buluyordum arkadaşım? Konu anlatımlarına tabii ki bahsettim. Kuvvetin dik uzaklıkla çarpıyorsunuz. Bak şimdi Aşağı çeviren bir bak ne yapıyoruz? Şöyle tuttuğunu düşün bu çubuğu. Ne yapıyorum? Bak P burada nasıl oluyor? Ne yapıyor? Hop aşağı. Bir tane daha P var yanında. O da aşağı. Ama ipler yukarıda değil mi? Orada uyanabiliriz. O zaman başlıyorum. P'nin buraya olan uzaklığı 3. Bak yazdım. P çarpı 3 artı. Bir tane daha P görüyorum. Onun uzaklığı ise 5 eşittir. T var bak yukarıda uzaklığı 2 artı. Diğer T'nin uzaklığı ise 1, 2, 3, 4, 5, 6. Değil mi? İşte bu arada bunları niye boyuyorlar? Kolay say diye değil mi? Ne oldu burada? 8 tane P. Burada ne görüyoruz? 8 tane T. Dolayısıyla T ip gerilmesinin cevabı P diyorum. Ve bu sorudan gerekli puanı alıyorum. Bak destek. Ya bu desteği görünce bir ister istemez bir yusuflama belirtileri oluyor. Yok korkacak bir şey bak. Heh. Burada ben şimdi size bir kıyakta geçmişim. P ağırlıklı türdeş çok. Önce bırak soruyu. Bir çubuğun ağırlığı tam ortasında bir tane hop P'ye yazdım. Şimdi eğer böyle bir soruyla karşılaştığınızda diyelim ki örnek veriyorum. Yani ben şimdi size bir kıyak geçmişim. Burada bunu göstermişim. Göstermeyebilirler arkadaşlar bak. Ne oldu bir tane destek var burada. T var değil mi böyle falan. Aşağıda P var. Böyle bir soru. Unutmayacağım bir şey var. Çubuk bir yere değiyor mu? Değiyor. Şuraya desteği. O zaman desteğin neyi vardır? Mutlaka bir N gibi bir tepkisi. Bunu hemen çizin. Değdiğin yerden bunu zaten anlayacaksınız da. Yani farklı yerlerden de çizdiğimizi göreceksiniz zaten. Şimdi hadi bakalım hazır mıyız? Ee, tamam hazırım. Bak ne var? Unutmayacağım bir şey var. İki tane P var. T ile N var. Bilinmeyen kim? N ve T. Zaten onların oranını soruyor. Bilinmeyenlerin birinden momental mutlu bir hayat sürdür. Hadi bakalım şuradan alalım. Bak N'den alırsam T'yi bulurum. T'den alırsam N'yi bulurum. Böyle bir şey gibi oldu bu. Tekerleme değil mi? Hadi yapıştır buradan. Ne yapıyorum? Hemen basit gene bak. Aşağıdakilerin torque ifadesiyle Yukarıdakilerin tork ifadesi aynı. Yapıştır. P'nin dik uzaklığı 2 artı diğer P'nin uzaklığı 4 eşittir. T'nin uzaklığı 2, 4, 6. 6 P, 6 T. T'nin cevabını öğrendik. P. Oh ne güzel. Şimdi bu arada bir bilgimiz daha var bak gençler. Bu tork aldık. Unutmayın sistem için anahtar bir kelime yazıyor. Bak burada ne yazıyor? Dengedeyken diyor fark ettiniz mi? Eğer bir sistemin dengede olduğunu biliyorsan hemen aklına şu da gelecek bu sistemdeki yukarıda gördüğün kuvvetlerle aşağıdakilerin sağdakilerle soldakilerin mesela atıyorum soldaki kuvvetler sağdakiler eşittir yukarıdakiler de aşağıda. Şimdi başlıyorum. Yukarıda ne görüyorum? N var. Başka? T de var. N ile T. Aşağıda ne görüyorum? Bir P burada. Bir P burada. E 2 P. Başka kimse diyor. Oo ne güzel. O zaman sen de öğrendin ki N ile T'nin toplamı da 2 P'miş. E bu kardeş kaçtı? Bu P'de. O zaman bana ne kaldı diyor. Bu da bana da P kaldı diyor. Ben P. Sen P. Hayır işler bir. Aha, yanarlı dönerli su en sevdiğim. Değil mi? Ortaya masaya şöyle güzel bir çubuk söyleyelim de değil mi? Şimdi burada beladan önce bir bahsedeyim size. Yanar dönerli bir soru görürseniz bir çubuğun ağırlık merkezinin de yer değiştireceğini kafaya iyi yaz. İki çubuğun da değişeceğini. Yani bu olay da çok önemli bizim için. Şimdi bak her bölmeye burada böyle sorularda tavsiyemi sunuyorum. Bak Bu bir reçete size. Her bölmeye P ağırlıklı diyelim. Tamam. Ne görüyor? Şimdi yapıştır. 1, 2, 4, 6, 8. 8 parçanın ağırlık merkezi buradaydı. Bak ne güzel. Başlarken hiç yangın çıkmadan önce 8P. Sistem buradan dengede mi? Evet. Bak ne yapıyor? İp buradan sola. 8P sağa. Bak ne güzel. Dengedeler değil mi? Hop. Bu ip tek 20'e ne kadar demişler? T1. Yapıştır. Ne yapıyor? T1 çarpı uzaklığı 2. 8P'nin uzaklığı kaç arkadaşım? 2. Hop. İkilere elveda. T1'i bulduk. Bak hemen. 8P'miş. Sonra geliyoruz şimdi. Eğlenceyi biraz büyütelim bakalım diyor ki. Çubuk ka ucundan tutuşturuluyor. Başlıyor buradan. Alev alan kısım hemen düşüyormuş L'ye ulaştığında alev. Bak yan 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 yan. Git, git 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 gitti burası. Bak bu iki bölme gitti değil mi arkadaşım? Ne kaldı sana? 2 4 6 ama 6 parçanın ağırlık merkezi artık burada ve değeri de 6P. Bak fark ettin mi olayı? En önemli yerdeyiz şu anda. Ağırlık azaldı. Bu arada yerde değişti. En önemli yer. bu. O zaman yapıştır buradan şimdi momenti. Bak ipteki gerilme yeni durumda kaçmış T2. Hadi yazıyorum. T2'nin uzaklığı kaç desteğe gene? 2. Çubuk 6P'nin desteği uzaklığı 1 olduğuna göre T2'nin cevabı ne yaptı arkadaşım? 3P. O zaman burası kaç? 8P. Burası kaç? 3P. Hayır işler. Bol gün işler. 8 bölü 3. Evet bak. Ben olsam hayatta affetmeyeceğim bir soru. Topu basamaktan atlatma soruları. Şimdi eğer bu arada burada F kuvvetini çizmişim. Bir kıyak geçmişim. Şimdi ne diyor? Yarı çapı 5R olan top P ağırlıklı bir top türdeş topmuş. O zaman ne yapıyorum? Bak türdeş dediyse şuraya hemen hop, bir tane P'yi koyuyorum önce. F kuvvetiyle basamaktan atlatılmak isteniyor. En küçük değerini istiyoruz. Böyle bir F kuvvetini. Şimdi buradaki en büyük sorun da ne arkadaşım? Niye en küçük? Diyelim top 20 Newton havaya çıkıyor. 20'den büyük de hepsini de çıkar. 21 ile de 22 hepsiyle çıkartırız. O yüzden en küçük değeri bulmamız lazım. Yani eşitlendiği yan. Peki nereden dönecek? Bak en önemli yer bu. Topun önce döndüğü yeri tespit et. Burası. Buradan dönüyoruz. Ve şimdi dikkat etmenizi istiyorum. En önemli çizgiyle tanıştırıyorum sizi. Bak bu kuralınız gibi olacak bu sorularda. Şöyle bir yatay bir çizgi çekiyorum. Ve dikkat et şimdi bak. Şurası bak şöyle belirginleştirmeye çalışıyorum sarıyla. Bak burası yarı çaptı. 5R. E baksana. Burası 2R ise burası ne oldu? 3R. Ve karşıma bir anda şöyle bir üçgen çıktı. Fark ettiyseniz bak. Şu üçgeni görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Ne görüyorum ben orada? 3, 5. E o zaman burası da 4. 3, 4, 5 üçgeni. Şimdi hadi bakalım. Buradan moment almak istiyorum. Top ne yapmak istiyor? Çıkmamak istiyor. Ben diyor gelmek istemiyorum. F diyor ki gel haydi yavrum atla gel. O zaman ne oluyor? Çıkmak istemeyenlerle çıkartmak isteyenlerin torku eşitlendiğinde bu action başlayacağı yerdir. Şimdi dikkat et. P'nin dik uzaklığı kaç dedim mi? Bak olabilir dik uzaklıkta sorun yaşayabilirsin ne yapacaksın? P hangi çizgide? Bak bu çizgide. İstediğin kadar uzun çiz bu çizgiyi. Aynı çizgiden bir tane de moment noktasına yani tort noktasına çek. Bak hop buraya. İki siyahın arasında ne görüyorsun? Bak ben buraya görüyorum. 4 R görüyorum. Sen de gördün mü? Peki F'in dik uzaklığını bulmak istiyoruz. Ne yapıyorum? O zaman bir tane de F'ten bak. F nasıl duruyor? Şu çizgide duruyor değil mi? Bak F bu çizgide. Aynı çizgiden bir tane daha çek. Hop burası. Bana ne lazım? Bana şu aralık lazım bak değil mi? Bul bakayım orayı. E buradan bir 3R görüyor. E burada da bir yarı çap var. 5R etti mi sana? 8R. Hayır işler. F'in değeri bak R'ler giderse 4 bölü 8'den P bölü 2 diyorum. Ve mutlu bir hayat sürdürüyorum. Topu basamaktan atlatmak çok büyük bir mutluluk zaten. <laughs> Şimdi ne demiş. Türdeş ve özdeş küplerden yapılan bir cisim şekil birdek gibi dengelendiğinde T1 gelmesi 16 N'miş. Sonra böyle küpleri bozup yeni bir şekil yapmışız bak. O zaman ağırlık merkezinin yerini değiştiriyorsun sen. O zaman şöyle yapalım. Her parçanın P ağırlıklı olduğunu iddia ediyorum bak. O zaman bütün bunların ağırlık ya tek tek P P P P amele miyim ben yani böyle? O zaman ne yapacağım burada? Hop! Şuraya bir bodozlama 4P. Değil mi? Sistem buradan denge de mi? Evet. E ne güzel 4P aşağıda 16 yukarıda çak moment. Bak moment alacağım burada. Uzaklıkları farklı yerlerde. 4P'nin oraya olan uzaklığı kaç? 1. 16'nın uzaklığı kaç? 3. Ne yaptı arkadaşım? 4P eşittir 48. P dediğin arkadaş 12 Newton diye buluyor. De, o ne güzel her parça 12'ymiş. Şimdi burada şekli değiştirdim. Peki ben bu 12'leri nasıl yerleştireceğim? Özgür ruhsunuz arkadaşlar. Benim yaptığımın aynısını yapmak zorunda değilsiniz. Nasıl yapacağız? Tabii ki şöyle yapacağız. Mesela ben canım şöyle istiyor. 1, 2, 3. Bu üç parçanın ağırlık merkezi tam şuradadır. Değil mi? Tanesi 12 idi bunların. O zaman 36 yazıyorum. Bir tane de şurada kaldı bak. 12. Başka bir arkadaşım der ki Hocam ben bu iki taneyi alıp sonra bu iki tane. Tabii ki ne yap istersen al. Yeter ki sonucu hatta alın öyle deneyin bakalım. Aynı adreste buluştuk mu? Sayılar farklı olacak ama sonuçlar farklı. aynı olacak. Şimdi buradan dengele Başlıyorum. 36'nın buraya olan uzaklığı 1 var bir de yarım. Yani yazıyorum 36 çarpı 1.5 artı 12'nin uzaklığı kaç arkadaş? Bak yazıyorum dikkat et buraya. 1 2.5 değil mi? 12 çarpı 2.5. Eşittir. Bak burada en çok hata yapılan yerdeyiz. T2 çarpı dikkat etme zamanı geldi. Bak iyi seyret. T2 hangi çizgide? Bu çizgide değil mi? Aynısından bir tane daha çek. Hop buraya çektim. Aa, bunların arasındaki uzaklık yalnız 2 birim. Hadi bitirelim. 36 çarpı 1.5. 54 artı 30 eşittir. 2 tane T2. 84 yaptığına göre T2'nin cevabı 42 Newton olacak gençler. Vay 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 kimleri göreyim. Bak yanına bir yıldız atım Tavsiye. Her gördüğün bıyıklıya amca denmez burada bak işte. Her gördüğün yatay bileşen de şutlanmaz yani. Bunu anlatmak istiyoruz bu soruda değil mi? İyi seyret. O noktasından menteşelenmiş. Eşit bölmeli türde çubuğun her bölmesi 2 kilogram. Yani peki ben her bölmenin ağırlığını nasıl bulacağım? Tabii ki M'leri G'lerle çarpacağım. Yani 2 çarpı 10'dan. Demek ki her bölme 20 Newton. Şimdi her birine 20 20 yazmaktansa ne yaparım? Bak 1, 2, 3. Bu 4 parçanın ağırlığı. Hop her bir 20 ise 80. Şurada da 1, 2 parça oldu değil mi? 40. Fark ettiniz mi arkadaşlar? Düz çubukları çok kolay yapıyorum. Ama çubuğu tık tık büktüyse ben buraya ayrı buraya ayrı değer. Sen de böyle yapacaksın. Yani düzenli bir yer değil burası. Peki geliyorum T'ye. T'yi bileşenlerine ayırırsam bir bileşenimiz burası. Bir bileşenimiz burası. Şimdi 37 kime değiyor? Buna geliyor. O zaman T cos 37. O zaman buraya T sin 37 diyorum. Yani burada sorry diyorum sizden. Diyebilirsiniz ki hocam sin 37'yi vermemişsiniz. Vermemişim. Maalesef. Yazıyorum ben o zaman. 06 cos 37 de 08. Tamam. Artık verdim. Bahanen de kalmadı. Hadi yapıştır. T 06. Burası da ne oldu o zaman? T 08. Şimdi bak burada en önemli yerlere geliyorum şimdi. ne yapacağım? Bu sistem dengedeyse bak 80 aşağı çevirmek istiyor. 40 aşağı çevirmek istiyor. Hadi onlar cepte. Fakat iyi aç gözünü. Bak öğrenci arkadaşlarım çoğu şunu yapıyor. Yani. Aman at bunu diyor. İyi de arkadaş bu burada. Aynı çizgiden ben buraya çekersem arada iki birimlik uzaklık bile var. Yani bunun da torku var. Onun da var. kosinüs 37 ne yapıyor? Yukarı. Sinüs 37 de yukarı. O zaman ne yapabilirim ben? Hemen şöyle diyeceksin. Aşağıdaki arkadaşlarım torkları ile yukarıdaki arkadaşların topları eşit olacak. Başta aşağıda kimi görüyorum? 80 var. Uzaklığı kaç? Denge neresi? Tabii ki o noktasına bakıyorum. 2. Artı 40 görüyorum. Onun uzaklığı kaç? 4. Eşittir. Şimdi uyanma zamanı. T08'in dik uzaklığı kaçtı? Bak T08 sola doğru değil mi? Aynı çizgiden buraya da çekince aradaki dik uzaklık 2. Artı T06'nın dik uzaklığı diyelim unuttun. Hemen ne yapıyoruz? Bak hemen buradan ne renk yapalım? Mavi yapalım. Şöyle açık mavi yapın. Bak T burada değil mi? Bak şu çizgide. Aynısından bir tane de buraya çek. Hop. Bak arada birim kaç gördünüz? 4 gördüm ben. Siz de umarım gördünüz. Olay bitti. 160, 160, 320. Buradan ne geldi? 1.6 T geliyor. Buradan 2.4 T geliyor. O zaman ne yaptı? 4 tane T yapıyor değil mi? Burası da. Doğru mu yapıyor? Doğru. 320. T'nin cevabı da 80 Newton'dır. Vay. Açı. Sormayacağım zannetmiştiniz değil mi? Tabii ki sordum. Türdeş eşit bölme çubuk 160. Bırak soruyu ya. 160'ı böyle yaptık. Bak açılarla çok problemi olan arkadaşlarım lütfen bu soruyu iyi dinlesin. Ben bunu konu anlatımda da çok bahsettim ama konu anlatımı dinlememiş olabilir. İlk kez tanıştığımız ve son kez tanıştığımız Zol olabilir tabii bazı arkadaşlarım. Olabilir tabii ki. Heh, tabii bundan sonra da sürekli dinlemek isteyen arkadaşlarım da olabilir. He, şimdi açılarla ilgili anlaşmak istiyorsan anlatacağım yöntemi kafayı yaz. Her yerde bulamazsın bunu. Üç vakte kadar farklı kanallarda bulabilirsen yani ilkini burada duyarsın. Şimdi bak 53 ise bak bu açıda 53. Bu açıda 37 değil mi? Şimdi uyan. Eğer bir şey çubuğa ne oluyor? Biz mesela bakın çözdüğümüz soruları hatırlayın. Nasıldı? Mesela şöyle çubuk diyorduk. İşte burada bir P ağırlığımız vardı falan. Burada bir T ipi vardı falan. Bunların özelliği ne arkadaşlar? Dik. Eğer dikse zaten zaman Allah ne verdiyse işlem yapıyoruz biz zaten. Eğer dik değilse de ne yapacaksın? Bak işte yazıyorum sana bir şiir. Dik hale getir. Bak güzel yazayım. Dik hale getir. Ne yapıyorsun sonra? Çevirdiğinin çevirdiğinin kosinüsünü al. Kosinüsünü alacaksın. Tamam mı arkadaş? Şimdi bunlar dik değil çubuğa değil mi? Bak çubuk böyle duruyor. Mesela bir tanesi böyle aşağı. Nasıl dik hale getireceğim? Hop böyle çevirerek. Bak hemen getiriyorum. İyi seyret. 160'ı böyle yaparsam çubuğa dik oldu değil mi? Kaç çevirdin sen bunu? 53. O zaman şöyle yazıyorsun. 160 çarpı kosinüs 53. Çevirdiğin Bak bu da dik değil. Nasıl dikleştiririm bunu da böyle yaparak değil mi dik? İstersen tersini dene, sıfırlıyor. Kaç çevirdin arkadaş? 37. O zaman t kosinüs 37. Ha, hazır mıyım? Hazırım. Bak neden hazırım? Şu arkadaş bu arkadaş zıt yön oldular mı şimdi? Ve dik oldular mı? Oldu. Hazırım. O zaman tork yukarıdaki ile tork bu taraftaki eşit olacak. Başlıyorum. T kosinüs 37 nedir? 0.8. Bu arada kos 37 sinüs 53'tür aynı zamanda değil mi? Burada lazım olabilir. Ne kadar? Uzaklıkta. Bak T 0.8'in uzaklığı buraya 4. Eşittir. 160 çarpı kos 53 0.6. Onun uzaklığı kaç buraya? 2. Bu olay bitti. Bak şu 6 ve 8'i yok et. 32 tane T. 160 çarpı 12 oldu. Bak 160, 32'nin 5 katı olduğuna göre 5 kere 12'den de T'nin cevabı yalnızca 60 N'dir. Ve en sevdiğim soruya geldik. Kim? Sevip de terk edilenlerin sorusu tabii ki dedim arkadaşlar. Ben böyle dediğim zaman da sevip de terk edildiğimi zannedenler çok oluyor da neyse. Hadi bakalım. Türdeş eşit bölme çubuk 120. Ben olsam sınavda bu soruyu sorardım bak. 120 Newton'lık bir çubuk varmış. Şimdi ne yapıyor? K duvarı sürtünmesiz L duvarı sürtünmeli. Bak burada uyanacağım bir şey var işte. Şimdi bak bu çubuk bir yere değiyor mu? Değiyor. Nerelere değiyor? Bak bir K'ye değiyor. O zaman K'nın bir tepki kuvveti vardır. NK. L'ye değiyor mu? Evet bak yukarı doğru ve her zaman tepki zeminden dik olacak. NL. Şimdi bak ben bir şey anlatmıştım. Eğer bir sistem dengede ise demiştim arkadaşlar. Ne dedik? Sağ tarafa bir NK görüyorum. Sola doğru bir şey görmüyorum. Yukarı doğru NL görüyorum. Aşağı doğru da bir P ağırlığımız var. 120. O NL'yi sorarlarsa hemen 120. İyi de NK'nın dengi yok arkadaşım. Nerede bu? Tabii ki var. Zeminde sürtünme var. Değil mi? Mesela bir büyüğünüz fark ettiniz mi? Bir merdivene çıktığı zaman ne yapar? Ayağını destek için gel gel şunun ayağını daya buraya derler değil mi mesela? Niye diyor? Keyiften mi diyor? Düşme diye yapıyor bunu değil mi? Hadi bitirelim işi şey şimdi artık. Şimdi ne güzel o zaman bana sürtünmeyi soruyorsa aslında enkayı soruyor demektir. Bana enka lazım. Bir de böyle bir soruda bir tecrübeyle paylaştırayım sizi. Aşağıdan moment almanız demek. Bak bu da gitti, bu da gitti. O 120 ile enka baş başa kaldı. Hayat bize güzel. Hadi bitirelim iş. 120 isteyen arkadaş dik uzaklıklar yaratarak yapabilir ama ben şimdi açı olduğu için başlayayım. Hadi bakalım. 120 çubuğa dik mi değil bak 53 ne yapacağım dik hale getir şöyle getirdim kaç çevirdim ben bunu 37 o zaman bitiriş. 120 çarpı kosinüs 37 şu açı kaç 37 e bu da dik değil hadi bunu da dik hale getiriyorum hop nk çarpı kaç döndün sen 53 o zaman cos 53. Hadi bitir işi. Şuradan bir çaktım momenti. 120 çarpı kosinüs 37 nin uzaklığı kaç buraya? Bak uzaklığı sakın unutma. 2. Eşittir. NK çarpı kosinüs 53'ün uzaklığı kaç yere? 1, 2, 3, 4. Değil mi? Hadi bitirelim iş. 120 çarpı 0,8 çarpı 2 eşittir. NK çarpı 0,6 çarpı 4. uyumuyordur Ne oldu yaz hemen. 120 çarpı 16 eşittir. NK çarpı 24. 24 ile 120 gidince burada 5 kaldı. NK'yı öğrendik kaç? 80 değil mi? Oo, bunu öğrendik tabii ki hemen öğrendiğimiz bir başka ifade. Sürtünme de 80. Hadi yorumlarda sizden bir şey daha bekleyeyim. B şıkkı. Yorumlar size ait tamam gençler. O da şu. Ee, sürtünme K sürtünme kat sayısı nedir acaba? Sürtünme kat sayısı nedir? Acep. Tamam mı? Evet. Böylece birinci tortla ilgili çalışmamızı sonlandırdı gençler. Umarım soruları beğenmişsinizdir. Sınavda sorulabilecek önemli sorularla sizi yani her geçen saniyenizi iyi değerlendirmeye çalıştığım bir video ile birlikteydik gençler. Bir sonraki çalışmamızda kesişen kuvvetlerin dengesinde yine böyle bomba gibi sorularla birlikte olacağız arkadaşlar. Tabii ki videoyu beğenmeyi, like atmayı, abone olmayı, yap işte kafana göre bir şeyler takılmayı unutmuyorsun değil mi? Evet kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere bir sonraki videoda. Hoşçakal.